Sevgili izleyenlerimiz, sizlere Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketiyle selamlıyoruz. Sevgili izleyenlerimiz, sizler bizlere 0312 alan koduyla 347-2517, 347-2577 ve 347-2578 numaralı telefonlardan ulaşabilir. Canlı yayında sorularınızı hocamıza yöneltebilirsiniz ve yine sorularınızı bizlere diyanete soralım@diyanet.gov.tr mail adresinden online olarak da Twitter, Facebook hesabından da ulaşabilirsiniz, sorularınızı ulaştırabilirsiniz. İstanbul'a selamlar, hayırlı Ramazanlar. Hoş geldiniz yayınımız efendim. Hayırlı günler, hayırlı Ramazanlar. Rabbim rahmetinizde olsun. Teşekkür ederim sizlerin de efendim. Buyurunuz. Benim hocama bir sorum olacak. Buyurun efendim. Biraz sıkıntılı bir soru. Anlatırken de biraz sıkıntı yaşayacağım ama. Hayır olun inşallah. Hayır hocam, ben kimsesizim. Allah. Tek başına bir insanım. Evet. 15 yaşımda bir evlilik yaptım. Evet. Çocuk esirgeme kurumundan beni koruyucu aile aldı. Daha sonra bu evlilik, o ailenin isteğiyle evlendim ben. Bu evli adam aşırı alkol alıyordu. Bizi sokağa attı 14 yıl sonra, çocuklarım ve beni. Ben bundan boşandım. Bir yıl sonra boşandıktan bir yıl sonra tanıdık vasıtasıyla evlenmek istedim ben. Birisiyle tanıştırdılar. Yalnız dediler, eşiyle mahkemelik. Şimdi imam nikah kıyılsın. Daha sonra resmi nikah kıyılır dediler. Evet. Ondan sonra annesi babası da resmi nikah olacağı zaman öğrensin dediler. Ben de kendi çapımda araştırmaya çalıştım. Kime sorduysam hep aynı şeyi söylediler. Sonra bizim an nikahını kıydık. 1,5 yıl sonra benim bu kendi çocuğum oldu. Fakat ben doğum yapmadan bir hafta önce bu şimdi eşimin o bayanla hala aynı evde yaşadığını, evli olduğunu ve de boşanma davası falan olmadığını öğrendim. Fakat eşi de beni biliyormuş. Ben bunları şimdi hepsini öğreniyorum ve eşinin işte erkekti, sollardalık yapar, ne olacak gibi düşüncelerle eşini serbest bırakan bir kadın. Ben bu kadınla konuşmak istedim. Çok araştırdım, telefonlarını buldum, telefonlarımı açmadı. Evlerine gitmeye kalktım, beni uyardılar, seni dediler döverler. Ben de dedim ki ben bu olayın gerçek hani ne olduğunu araştırıp öğrenmek istiyorum. Çünkü vebal almak istemiyorum. Hani ne doğru ne yalan ben bilmek istiyorum. Madem eşi de biliyordu, Allah rızası için benim karşıma çıkıp bak kardeşim işte bu adam, biz boşanmıyoruz, biz evliyiz diyebilirdi. Evet. Yani şimdi bunun, benim şimdi bir de kızım var hocam, bir de hiç kimsem yok benim. Tek başına bir insanım. Bir de Öbür Bey'den iki tane evladım var. Onlar da yanımda. Şimdi bunun dini yönden ben şunu merak ediyorum. Ben vebal alır mıyım? Yani bu durum beni çok üzüyor. Sürekli ağlıyorum. Bu eşiniz, bu erkek size bakıyor mu? Sahip çıkıyor mu? Bakıyor. Ben hiçbir şikayetim yok. Sadece bu durumu beni çok rahatsız ediyor. Ona ne temelli gel diyebiliyorum, ne git diyebiliyorum. Arada kaldım. Tamam. Peki ne yapmanız gerekiyor bu noktada, muhterem hocamıza soracağız. Başka bir şey var mı efendim? Çok teşekkür ederim. Teşekkür ediyoruz. Allah razı Huzur olsun. Diliyoruz. Çok sağ olun. Allah sağ razı olun. Olsun. Hayırlı günler. Sağ olun efendim. Evet şimdi hocam. Şimdi biliyorsunuz dini açıdan dinen bir erkeğin birden fazla evlenmesi önünde bir engel yok. Ancak şöyle bir kayıt koyuyor Kur'an-ı Kerim. Adaletli davranma. Yani adam diyelim ki iki evli. Bunlar arasında adaletli davranma. Yani adaletli davranma deyince bunların nafakalarını teminde, efendim şeyde hukuklarını gözetmekte. Hukuklarını gözetmede, işte kendileriyle işte aynı evde kalma konusunda vesaire, bunlar da eşit davranması. Bu kayıtlarla birden çok evliliğe cevaz veriyor. Şimdi burada bu hanım kardeşim boşanıyor zannederek evlenmiş. Ama adam boşanmamış. Burada bu hanımın bir şey yok, suçu yok. Yani bunda günahı yok. Bir yuva yıkma durumu söz konusu, yok, söz değil, konusu yani. Değil. Herhalde yani onu söylemek söz konusu istiyorum. Değil. Şimdi burada eğer bir problem varsa karşı kocası bu problemin tarafıdır. Eğer öteki hanım bu işe razıysa zaten problem yok demektir. Yani ki öyle duyduğunu söylüyor. Bence hiç üzerine gitmesin. Ancak şöyle bir problem var tabii. Çocuğu var ve bu onun eşi. Yarın öbür gün kim ne zaman ölür, kim kalır belli olmaz ama diyelim ki eşi kendisinden önce öldüğü zaman
Bugünkü kanunlar bakımından kendisinin bir defa şeyi olmuyor. Mirasçılıkta bir payı olmuyor. Tabii çocuğunun kaydı nasıl onu ben bilemiyorum. Yani hukuk galiba buna izin veriyor. Bu kaydettirmiş olması lazım çocuğunu o şey kocanın üzerine. Bu işin bu yönleri var. Ama öbür taraftan ben işte bu adamla evlendim, öteki kadının hakkını yemiş miyim? Bir günaha girer miyim? Hayır. Günaha girmez. Zaten kendisi bütün bir sürü sıkıntı çekmiş. Ve şimdi de söylediğine göre iyi, durumu iyi. Yani mutlu. Mevcut beyefendi bakıyor. Bakıyor, ilgileniyor. Sahip çıkıyor. Bunu problem etmesin gerisini ve bundan sonra daha huzurlu yaşamaya çalışsın ama tabii dediğim gibi çocuğunun resmi işlemleri yapamıyor çünkü ötekiyle evli adam. Doğru. En azından çocuklarla ilgili yani. En azından çocuklarla ilgili olan resmi işlemleri yaptırsın ki onlar ortada kalmasın. Peki efendim. Devam ediyoruz hocam, Almanya'ya dönüyoruz. Sabahat Saraçoğlu hattımızda. İyi akşamlar. Almanya'da yaşayan Müslüman kardeşlerimize sizin nezdinizde hayırlı Ramazanlar diliyoruz Sabahat Hanım. Hoş geldiniz. Efendim, teşekkür ederim. Buyurun. Böyle güzel bir program bizlere ilettiğiniz için. Hocama bir sorum var. Buyurun. Rahatsızlığımdan dolayı oruç tutamıyorum. Doktorum Mısırlı yasak etti, böbrek rahatsızlığım var. Evet. Bir de yüksek tansiyon. Evet. Allah ama şükür. Yarın tutmak istiyorum. Şöyle bir durum var, olur da rahatsızlığımdan dolayı bozmak zorunda kalırsam o zaman kaza borcuna mı giriyorum yoksa kefaret mi ödemem gerekiyor? Bunu öğrenmek istiyorum. Evet, peki. Başka bir sual var mı Sabahat Hanım? Şimdilik bu kadar, çok heyecanlıyım aslında, çok sorularım vardı ama efendim. Şimdilik öncelikli olarak yarın oruç tutmak istiyorum. Olur da sağlığımdan ötürü bozmak peki zorunda kalırsam ne yapmalıyız? Kefaret mi gerekiyor, kaza mı, onu öğrenmek istedim. Soralım hocamıza. Çok teşekkür tamam, ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. İyi sağ akşamlar olun, Almanya'ya selamlar. Bizim çocukluğumuzda evet, bu Arefe günle ilgili olarak rahmetli annem derdi ki biz daha küçüktük. İşte bu sen de tut oruç. Biz tek de oruç tutardık o zaman. Sen de tut, bozma. Bu gece kurtlar kuşlar bile oruç tutarmış bugün evet derdi. Tabii öyle bir şey yok. Tabii Kadir Gecesi'nin gecenin ihyasıyla ilgili hadis-i şerifler var Peygamber Efendimiz'den. Yani kim bu geceyi ihya ederse geçmiş gelecek günahları affedilir manasına gelen hadis-i şerifi var. Ama bugünün orucu zaten Ramazan ayı olduğu için günün orucuyla ilgili bir şey yok, tebliğ yok. Şimdi doktor oruç tutarsan hastalığın artar, zarar verir demiş ve tutmamış. Tabii buna yetki hakkı var tutmama. Ha, yarın da tutmayabilir. Madem ki oruç tutmak kendisine zarar veriyor, dolayısıyla yarın da tutmayabilir. Ama tutmak istiyor. Tutabilir. Eğer hastalığını önemli derecede etkileyecek bir hal gelmişse ki onu nasıl fark eder bilemiyorum. Yani benim endişem o. Yani şimdi evet sen oruç tutabilirsin. Ve zorda kalırsan bozabilirsin ve bozduğun takdirde de kefaret değil kaza gerekir. Hüküm bu. Yani bir kimse oruca niyetlendi. Evet. Gündüz hastalandı. Ama o hastalığı o orucun devam etmesine engel olacak derecedeki bir hastalık. Veya o hastalığı artıracak durumda bir durumda eğer bozmazsa. O zaman bozabilir ve kaza gerekir. Ama onun ölçüsünü acaba tayin edebilecek mi? Eğer bunu edebiliyorsa... Yani hele biraz daha durayım, hele biraz daha durayım, hele biraz bozmayayım filan derken böbreği iflas ettirecekse. Tehlikeli bir durum. Tehlikeli bir durumsa. Onu tabii nasıl ayarlar bilemiyorum. Eğer böyle bir endişe varsa ben hiç niyetlenmemesini tavsiye ederim. Ama niyetlenmek istiyor, oruca tutmak istiyor, niyetlenebilir. Ama böyle zor durumda kaldığı kanaati kendisine hasıl olduğu zaman orucunu açar ve sadece bir gün kaza eder. Zaten tutmasaydı yine bir gün kaza edecekti veya... Onun yerine fidye ödeyecekti. Bu noktada eğer orucunu bozarsa bir gün kaza edecektir. Kaza eğer kısa günlerde kaza edebilirse kaza etsin. Yoksa peki zaten fidye ödeyecek. Evet. Devam ediyoruz. Gaziantep'e dönüyoruz hocam. Zekiye Hanım attığımızda iyi akşamlar. Gaziantep'e selamlar. Zekiye Hanım hoş geldiniz efendim. İyi akşamlar. Hayırlı Ramazanlar hocam. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Benim bir sorum olacaktı da. Buyurun. Ben Ramazan ayında geçen yıl
Diş dolgusu için dişçiye gittim. Pardon, kanal tedavisi için. Kanal tedavisi yaparken doktor dişime dolgu yaptı. Bir de adetliydim o dönemde, regl dönemi. Ve şimdi içime yani bayağı bir sıkıntı oldu. Yani kıldığım namaz, aldığım adresler, tuttuğum oruç kabul oluyor mu olmuyor mu diye. Peki bu dönemde yaptırdığınız için adresler yerine geçiyor mu soralım. Başka bir soru var mı efendim? Yok sağ olun. Başka yok. Gaziantep'e selamlar. Hayırlı Ramazanlar. Ben televizyondan izliyorum. Peki arkadaşlarımız hatta bırakacaklar. Dinleyiniz efendim. İyi akşamlar. Çok saygılar. İyi akşamlar. Şimdi buyurunuz. Bu diş dolgusu veya diş kaplama bir ayağa mes giyme gibi değil. Yani insan ayağına mes giyerken temiz olması lazım. Abdestli olması lazım ki üzerine mes edebilsin. Evet. Bu bir tedavidir. Ve tedavi olduğu için de abdeste gusle engel değildir. Çünkü biz onun altını zaten yıkayamıyoruz. Abdeste gusulde altına su geçiremiyoruz. Bizim yıkamakla memur olduğumuz, yıkamak zorunda olduğumuz organlarımız suyun altına geçirebileceği, gidebileceği organlarımız ki burada böyle bir şey mümkün değil. Onun için herhangi bir sakıncası yok. Yani abdestliymiş doldururken veya işte adetliymiş değilmiş bunların hiç etkisi yok. Rahatlıkla ibadetlerini yapsın, namazını kılsın. Herhangi bir engel teşkil etmez. Devam ediyoruz. Bunları yapabilirsiniz. Hiçbir engel yok. Evet. Yani kişinin adetliyken diş dolgusu yaptırması... Bunun sonraki kılacakları namaza engel değildir. Peki. Ama şu var tabii. Bak bir senedir dolgu yaptırmış ve bir problem ediniyor. İleride böyle bir problem edinmemesi için zorda kalmayanlar temizken yaptırsınlar. Peki. Faruk Baş'ın sorusuyla devam ediyoruz. Facebook'tan göndermiş Sayın Hocam. Selam ediyoruz hocamıza. Ramazan ayı boyunca birden çok oruç bozulursa kaç kefaret gerekir diyor. İlginç bir soru. Derdine neymiş ki birden çok oruç bozuyor? Bu hüküm olarak Hanefi mezhebinde tedahül oluyor. Yani bir kimse bir kefaret borcu varsa onu ödemeden tekrar kefaret gerektiren başka bir fiili olursa ikisi için tek kefaret gerekiyor. Yani her birisi için ayrı ayrı kefaret değil. Gerekmez. Ha şimdi ama bu böyleymiş o zaman boz gitsin. Yok. Bir defa dinin yasak ettiği şeylerden biri ifsattır. İfsat. Yani başlanmış ibadeti mazeretsiz olarak bozmaktır. Ve bir kimse Ramazan'da hiç mazereti olmadığı halde tuttuğu orucu bozmazsa, o günün saygınlığını, ona hetkü hürmeti Ramazan ifadesi kullanılır, saygınlığını hiçe saymış, önemsememiş gibi algılanır ve günaha girer. Kefaret, bir ceza olabilir veya ne bileyim o yapılan günahı ödeme, örtme gibi bir şeydir ama öbür taraftan mazeretsiz bozmanın günahı vardır. Ben nasıl olsa işte 3-5 tane de bozsam tek kefaretle yetinecekmişim. Öyleyse bu yetsin, olmaz öyle şey. Yani evet caizdir. Hüküm olarak kaç tek tane aynı Ramazan'da kaç tane kefaret borcu varsa eğer birini ödememişse hepsi için tek kefaret vermesi gerekir. Evet ama böyle bir şeye sakın tevessül etmesin. Tabii. Etmeyiniz. Oyuncak değil bu din. Yani insanlar bir delik bulup da girmeye çalışıyor. Halbuki kimden kaçıyorsun ki? Sonuçta ibadeti Allah'a karşı yapıyorsun. Hele böyle hile hurda arayıp duracaksan niye yapıyorsun ki? Ankara'ya dönüyoruz. Efendim Bayram Burçak hattığımızda iyi akşamlar Ankara'ya selamlar, hayırlı Ramazanlar. Selamun aleyküm, iyi akşamlar hocam. Aleyküm selam, buyurunuz Bayram Bey. Hocam benim Bursa'da bir fabrikanın hisse senedi var. Evet. Ona zekat düşer mi hocam? Evet. Peki soralım. Başka bir... Onu alıp satıyor musunuz? Hocam alıp satıyorum da bekliyorum da. Evet. Ticaret için onu aldınız. Evet hocam. Başka bir sual var mı Bayram Bey? Hocam bir de annem 95 yaşında hocam da. Evet. Yatalak hasta. Oruç tutamıyor. Onun şeyini vereceğim hocam. Bu bayram namazından önce verilmesi mi gerekiyor hocam? Sonra da verebilir miyim? Peki. Bir de hocam bu zekat fitre... Bu zekata mı giriyor, fitreye mi giriyor bilmiyorum hocam da. Bir de cemaatler var hocam siz biliyorsunuz. Onlara verilir mi hocam? Onlar bize ver diyorlar. Oraya veriyorduk daha önce. Geçen bir hoca dedi ki onlara veremezsin dedi.
Peki ne yapmalıyız zekatı özellikle? Fitre ile ilgili de böyle bir şey var mı? Bunları da hocamıza soralım, net olarak bir kez daha anlayalım. Teşekkür ediyoruz Bayram Bey. Ankara'ya selamlar. Afiyet diliyoruz. İyi akşamlar efendim. Borsadaki senedi mal hükmündedir. Çünkü bir değer var, bir değer. Evet. O bunun anlamı işte o sanayi şirketinin, sanayinin neyse kuruluşunun belli bir oranına sahip demektir bu insan. Doğru. Ama onu alıp satmak için elinde bulunduruyor. Yani onu gelir getirsin, o gelirini ben şey yapayım değil, o hisseyi alıp satmak üzere almış. Dolayısıyla bu ticaret malı gibi kabul edilir. Ve onun hisse senedinin değeri neyse onun değerinden zekatını vermesi gerekir. Tabii başka malları, başka paralar varsa hepsini birlikte. Onları da üstüne. Onları üstüne ekler, hepsinin birden zekatını verir. Bu bir. Annesinin... Oraya geçmeden zekat isteyen noktada yani bu zekatla hemen ilgili olmak kaydıyla hocam verilebilir mi? Zekat kimlere verilir? Şimdi şöyle zekat, fitre, fidye aynı şeylere, gruplara verilir. Ve burada önemsediğimiz nokta şu. Bir, insana, doğrudan insana verilmelidir. İki, o insan fakir olmalıdır. Veya borçlu olmalıdır. Veya yolda kalmış birisi olmalıdır. Ha şimdi eğer herhangi bir kurum, bir cemaat, bir dernek, bir vakıf benim zekat olarak verdiğim parayı ihtiyaç sahibine ulaştırıyor ise, birebir eline veriyorsa, veriyorsa fakirin parayı, eğer ben de buna inanıyorsam, güveniyorsam verebilirim. Ama eğer ona ulaştırmıyor, genel anlamda hizmetlerde kullanıyorsa, mesela bina yapımı, okul yapımı, yurt yapımı, sosyal yardımlar vesaire gibi orada kullanıyorsa o zaman olmaz. Bir de yalnız şunu önemsemesi gerekir. Daha önce geçen de bir şey yapmıştık. Hatırlatmıştık burada. Bir köye birileri gitmiş. Biz evet. demişler falan bir vakfımız var. Orada işte şu şu hizmetleri yapıyoruz. Çocuklara bakıyoruz, ediyoruz, kılıyoruz. Bize zekatınızı, fitrenizi verin. O köylü insanlar da vatandaş vermiş, inanmışlar, güvenmişler. Ama sonradan onların yalan söylediği, sahtekar oldukları anlaşılmış. Allah. Bu durumda ne olacak? Tekrar dedik zekat vermeleri gerekir çünkü araştırmamışlar. Şimdi zekatı veren kişi kime verdiğini araştırmalı. Ve gerçekten bu adam fakir mi? Zekat almaya ehil birisi mi? O tespiti yapmalı. Eğer bunu zekatı vermek için birilerini vekil ediyorsa benim vekil ettiğim kişi gerçekten bu benim verdiğim zekatı ehline ulaştırıyor mu? Bunu araştırmalı. Eğer buna inanıyorsa, güveniyorsa verebilir. Yani bir kimse zekatı bizzat kendisi verebileceği gibi vekili adıyla da verebilir. O vekil, verenin vekili de olabilir. Yani verirken kişi, ben seni vekil ettim. Benim bu zekatımı uygun bulduğun yoksullara ver. Anlamında vekil ederse ve o da verirse problem olmaz. Bu fidyeyi de aynıdır. Yani bu arkadaşımızın sorduğu annesi oruç tutamadığı için onun adına verilecek olan şeye fidye denilir. Fitre değil, fidye denilir. Fitre, Ramazan bayramına ulaşan kişinin vermesi gereken, kendisi ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin fitresidir o. Fidyedir. Aynen zekat kime verilirse fidye de onlara verilir. Deminki anlattığım şey burada da geçerlidir. Ha, Ramazan bayramından önce vermek zorunlu mudur? Hayır, zorunlu değildir. Mecbur değildir. Ramazan bayramından önce de verebilir, sonra da verebilir. Ama genelde özellikle fitre ile ilgili olarak Ramazan bayramından önce verilmesi tavsiye edilir ki İnsanlar bayrama harçlıkla girsinler. İhtiyaçları varsa işte çoluk çocuğa bir bayramlık alacaktır vesaire. O ihtiyaçlarını karşılasınlar diye bayramdan önce fitrenin verilmesi tavsiye edilir ama İnşallah. Fidye için böyle bir şart yok. Ama isterlerse tabii imkanları varsa daha önce ver, bir an önce kurtulmaları daha iyi olur. Peki. Ağrı'ya dönüyoruz Sayın Hocam. İyi akşamlar, Ağrı'ya selamlar, hayırlı Ramazanlar, hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk hocam. Hayırlı Ramazanlar. Sağ olun. Buyurunuz hanımefendi. Hocam benim 3 sorum olacaktı hocama. Buyurun efendim. Birincisi ben hocam memurum ama aynı zamanda açık öğretim fakültesinden üniversite okuyorum. Evet. Her dönem harç ödüyorum. Servislere bindiğim zaman öğrenci olarak hani ödüyorum. Acaba doğru mu yanlış mı hani? Peki o pasoyu kullanıyorsunuz. Böyle bir yani, hak var. Peki öğrenci efendim. Kartım var. Normalde okuyorum Peki. zaten. Hani acaba doğru mu? Bir de hocam zekat hani mesela öğrenciye burs olarak her ay ödense hani diyelim 100 veya 200 o şekilde uygun olur mu hani? Evet. Peki. Bir de hocam bir bayan bana sormuştu da
eşi hani eve bakmıyormuş, çoluk çocuğu varmış, resmi nikahları yok, dini nikahları var, babasının maaşını alıyormuş. Ama eşi eve bakmıyormuş, hani çoluğuna çocuğuna geçimini sağlamıyormuş. Hani bu doğru mu, nasıl? Cevap vermelisiniz, soralım. Ağrı'ya selamlar. Hocam, bir de hocamızdan Allah razı olsun, çok açıklayıcı, herkesin anlayacağı şekilde Allah razı olsun, çok teşekkür ederim. Sağ olun, teşekkür ederiz. İyi akşamlar, Ağrı'ya selamlar, sizin nezdinizde hayırlı Ramazanlar hanımefendi. Evet. Birinci soru, yani kendisi memur ama açık öğretimde de okuyor. Orada okuduğu için de paso veriyor devlet. Doğru. O pasoyla da toplu taşıma araçlarına indirimli biniyor. Bu caiz mi değil mi? Eğer devlet bu işe cevaz vermişse, yani ben bu pasoyu ancak memur olmayan, geliri olmayan öğrenciler rebiyaz veririz şeklinde böyle bir kaydı varsa tabii uygun olmaz. Ama böyle bir kaydı yoksa, ki olduğunu zannetmiyorum. Böyle bir kayıt yok. Belli bir para veriyorsunuz zaten o pasoya. Yani, yarı ödüyorsun. Yani. Öğrenci kimliği var hocam. Yani hakkı var. Yani bir kişi bir okula kayıtlıysa, o memur da olsa, olmasa da, 50 yaşında da olsa, o pasoyu alma kullanma hakkı var. Bunu devlet vermiş. Dolayısıyla bunun bir sakıncası olmaz. Peki. Şimdi mesela yaşı 60'ı geçmiş olanlara mı, 65'i geçmiş olanlara mı da belediye veriyor o şey paso? Doğru. Yaşlı kartı indirimi. Orada çalışıyor musun, çalışmıyor musun falan diye sormuyor. Doğru. Yani uygun saatlerde, yanılmıyorsam 10 ile 6 arasında çok rahat bir şekilde bilmiyorum ben o detayı da. Doğrudur. Yani aslında biz de ona giriyoruz herhalde ya. Siz daha hocam. Genç miyim? Allah afiyet nasip etsin, hayırlar nasip etsin. Amin. Daha büyük inşallah hizmetlerle nice öğrenciler yetiştirirsiniz inşallah. Çok şükür şimdi biz tabii çalışıyoruz. Böyle bir indirime ihtiyacımız yok. Amin. Ve öyle bir şeye tevessül etmiyoruz ama bu alan kişiler bir alabilirler. Bunda bir engel olmaz. Peki. İki, zekat öğrenciye burs olarak verilebilir mi? Verilebilir. Eğer yoksulsa öğrenci, fakirse burs olarak verilebilir. Zekatın aynı anda tamamının verilmesi şart değil. Tamam bir defaten verilebileceği gibi parça parça da verilebilir. Ayda 100 lira, 200 lira neyse bir öğrenciye, ama verirken kendi içinden niyetinin burs, zekat olduğu olması gerekir. Bu aylık zekat verenler, diyelim mevla ufak olduğu için 4 kişiye ayırıp da verilebilir mi hocam? Yine böyle bir şansı verilebilir, olabilir tabii. Yani bu şey fitre gibi değil. Yani fitrede bir fitre ikiye bölemezsin. Ama zekatta öyle bir şey yok. 150 lira diyelim düşmüş aya, işte 50 diye verebilirsin. Verebilirsin, sakıncası yok. Yeter ki zekata niyet etsin, evet, yani. Tabii versin, bunda bir sakıncası yok. Peki. Eşi eve bakmıyor. Tabii eşinin eve bakmak mecburiyeti var. Yani bu tabii burada problem şuradan kaynaklanıyor. Bu resmi nikahı olmayan kişiler işte dinin öngördüğü şartlara riayet ederek bir nikah kıymışlarsa biz dinen bu nikah değildir diyemiyoruz. Doğru. Diyemiyoruz çünkü o dinin öngördüğü şartlara, ki o Peygamber Efendimiz o şartları koymuş. Riayet edilmiş. Riayet edilmiş ve bu nikah kıyılmış. Adam bakmıyor. Şimdi biz ona nikah değildir demiyoruz ama bir de devlet bunu tanımadığı için mağdur olması halinde kadının yapabileceği bir şey yok. Mesela resmi nikahlı olsa ne yapar? Mahkemeye verir, nafaka davası açar. Ve onun maaşına el kor devlet, maaşlıysa veya başka bir şekilde bunu şey yapar. O yüzden altını çiziyorsunuz resmi nikahı. Yani tabii olmalı, mutlaka yaptırmalılar. Mutlaka yaptırmalılar evliler. Bir de mağdur kendileri olmalı. Mağdur oluyorlar her şeyden önce hanımlar. Yani şunu kafalarına soksunlar. Önce resmi nikah, sonra dini nikah. İşte kandırıyorlar. Ya diyorlar ki işte ben seninle işte bundan önceki İstanbul'dan telefon eden kardeşimiz. Benzeri birçok vakayla karşılaştık. Yani kandırıyorlar. İşte boşandık, boşanıyoruz, mahkemeliyiz, son celse falan kandırıyorlar. Hadi dini nikahı kıyıyorlar, ondan sonra çekişin içinden çıkabilirsen. Bu problemler çıkıyor. Şimdi böyle bir durumda, bakın ben şunu demekte zorlanıyorum. Tamam, sen her ne kadar evli isen de, çünkü dinen evli o, babanın maaşını alabilirsin diyemiyorum. Niye evli? Kocası bakmıyormuş, bakmak zorunda. Yani normal olarak o nikahı devlet nikah saysa, kocaya zorla onu baktıracak. Alır gelir. Peki bu kadının çocukları ölsün mü açlıktan? Şimdi bu yönü var. Zaten devlet böylelerini tespit ettiği zaman maaşlarını kesiyormuş. Yani bazıları böyle bir de üçkağıtçılık yapıyor. Yani ne yapıyor?
Bilerek bunu yapıyor. Resmen boşanıyor. Ama dinen işte bir nikah daha kıyıp devam ediyorlar ki şey alsın. O babasının veya eski şeyin maaşını alsın veya ne bileyim annesinin maaşını alsın bunun için. E biz bunlara bu parayı almak haram diyoruz. Haram. Caiz değil. O evliliğe evlilik değil diyemiyoruz da. Böyle bir şekilde para almanın caiz olmadığını, haram olduğunu söylüyoruz. Ha öyle yapacaksın, ha çal. Ne farkı var diyoruz. Ama burada işte bir farklı bir durum var. Bunlar maaş almak için boşanmış değiller. Bu kadın dulken, yani. Bekarken babasının maaşını alıyor ve evlenmiş. Ve evlenmiş. Almaya devam ediyor. Ama aslında alma hakkı yok. Çünkü evli. Fiilen evli. O çocukların babası olan adamın bu ailenin geçimini temin etmek mecburiyeti var dini açıdan. Tabii eskiden böyle bir durumda ne oluyordu? Hanım gidiyordu kadıya, mahkemeye. Çünkü o kadı, mahkeme o zaman o nikahı nikah sayıyordu. Ve zorla o maaşı onun rızkını, nafakasını alıyordu. Şimdi öyle bir durum yok. Yani ben buna doğrusu alabilirsin caizdir diyemem. Bu babasının maaşını. Bolu'ya dönüyoruz. Bu kadardı değil mi hocam? Doğru, bu kadardı. Ama tabii bir de şurası da var. Açık kalan kişiye devletin bakmakta görevi var. Bir sosyal... O zaman bir vakada, sosyal kaymakamlığa vesaireye başvurup oradan şey yapmalı. Binleme alanmalı herhalde. Yani o imkanları orada aramalı. Peki. Bolu'ya dönüyoruz Kadir Özkap hattımızda. İyi akşamlar. Bolu'ya hayırlı Ramazanlar. Kadir Bey hoş geldiniz. Efendim hoş geldiniz. Kadir Bey duyabiliyor musunuz bizi efendim? İyi akşamlar duyuyorum hocam. İyi akşamlar. Selamünaleyküm. Aleykümselam ve rahmetullah. Evet duyuyorum. Evet dinliyoruz buyurun. Kadir Bey efendim telefondan iletişimimizi sağlayalım. Televizyonun sesini eğer kısabilirseniz. Tamam kıstım. Peki telefondan tekrar hoş geldiniz. Hocam. Hocam dinliyorlar buyurun. Evet benim şimdi hocama bir sorum var. Buyur. Caminin kıblası hakkında. Bizim camimizin kıblası aşağı yukarı %20, %25 oranında sağa dönük. Evet. 98 yılında yaptık camiyi de. Bu zamana kadar kılıyorduk. Geçenlerde görevliler bir kıble saatine göre şey tutmuşlar, çubuk tutmuşlar. Kıble dönük çıktı şimdi. Bunu ne yapmamız gerekiyor? Biz şimdi o şeye göre kılıyoruz yani. Kıblası bozuldu caminin. İşte yeni sisteme göre kılıyoruz. Acaba hocam bize ne gibi bir bilgi verebilir? Peki soralım. %25'lik bir evet, %25'lik bir sağa dönüklük var. Peki. Soralım bu açıyı engeller mi, değiştirir mi? Başka evet. Bir şey var mı? Hayır, Kadir teşekkür ederim. İyi akşamlar, Bolu'ya selamlar. Diliyorum. Çok sağ olun efendim. Kapatıyorum artık. Peki, iyi akşamlar. İyi. Televizyonunuzdan dinleyebilir, izleyebilirsiniz. Kur'an-ı Kerim'de estağfirullah. Fevelli vecheke şadral mescidil haram. Yani yönünü, yüzünü mescid-i haram tarafına çevir. Buyuruluyor. Mescid-i harama değil bak. Mescid-i haram tarafına. Nereyi? Yüzünü. Cihet olarak oraya dön. He, o tarafa dön. Şimdi Kabe-i Muazzama'nın karşısında namaz kılanların doğrudan Kabe'ye dönmeleri gerekiyor namaz kılarken. Eğer farklı bir yere dönerse o zaman o namaz sahih olmuyor. Ama daha uzakta olanların kıbleleri Kabe'nin tarafıdır. Kabe benim neremdedir? Güneyimdedir. Güney'e dönerim. Güney doğumdadır. Güney doğuma dönerim. O istikamete dönerim. Yani şöyle bir şey mümkün değildir. Ben namaza durduğum zaman benim alnımdan bir ip çekilse Kabe'ye tam oraya varacak. Böyle bir kayıt şart yok çünkü zaten mümkün de değil bu. Böyle milimetrik bir hesap söz konusu evet. Herhalde olamaz. Şimdi bakın, Peygamber Efendimiz bir hadisinde diyor ki, abdest bozarken güneye dönmeyin. Veya önünüzü kıbleye dönmeyin, arkanızı da kıbleye dönmeyin, doğuya veya batıya dönün. Şimdi bu şu demek, Peygamberimize göre güney, o zaman ne oluyor? Medine'nin güneyi oluyor Kabe istikameti. Doğru, Mescid-i Haram tarafı. O tarafa dönmeyin diyor. Şimdi biz tabii bunun kitaplarda böyle ne kadar sapma şeydir,
iktidaya, kıble dönmeye, kıble yönüne zarar verir, ne kadar zarar sapma zarar vermez, bu kitaplarımızda anlatılmış. Diyor ki bu kitaplar, yüzünüzü kıbleye döneceksiniz. Yüzünüzü. Yüz neresidir? Çehreyi. Yani saçların bitiminden ve bu favori dediğimiz bu şeyden, kulakların şeyinden çene altına kadar. Yüz burasıdır. Dolayısıyla diyorlar ki, bu yüz dediğimiz şeyin bir yönü, eğer Kabe, mesela şöyle Kabe şu taraftaysa, ben şöyle döndüğüm zaman hafif bir sapmayla yönüm o tarafa dönmüş oluyor, bak yüzüm. Bunun zararı olmaz diyorlar ki, biz bunu 45 dereceyle sınırlıyoruz. Ve diyoruz ki 45 dereceye kadar olan sapmalar, kıbleye dönmeye engel teşkil etmez. 45 dereceye kadar. Ha, aslında 90 dereceye kadar diyen veya bu şekilde tarif eden kitaplar da var. Ama biz bu ihtiyatlı davranıyoruz ve diyoruz ki aslında 45 derecelik bir sapma. Yani şöyle diyelim. Bakın. Evet. Şimdi şöyle olursa 90 derecelik. Yani şuradaki şöyle dönerse 90 derece. Ama şöyle döndüğü zaman bak yüzü kıbleye geliyor büyük kısmı. 45 derecelik bir sapma kıbleye dönmeye engellemiyor. Ama mümkünse cami içerisine bir ip gererek, şerit şey yaparak tam kıble istikametini tercih de mümkündür. Şu anda öyle yapmışlar. Bu arada yapmışlar, devam etsinler, yapsınlar. Ya bizim geçmiş namazlarımız ne oldu o zaman? Hiçbir şey olmadı, Allah kabul etsin. Çünkü dediğim gibi 25 derecelik bir sapma, bu kıbleye dönme, Kabe istikametine dönme emrine aykırılık teşkil etmiyor. Peki. Devam ediyoruz. Değerli izleyicilerimiz, kısa bir aramız var. Sonrasında kıymetli hocamızdan istifade etmeye devam edeceğiz. Bizden ayrılmayınız. Daha. Yıllar yılı çalışarak, yorularak, emek vererek, alın teri dökerek elde ettiğiniz helal kazancınızı haksız kazançla kirletmeyin. Kazanırken kaybetmeyin. Diyanet İşleri Başkanlığı. Dağlar ile taşlar ile çağırayım Mevlam seni. Seherlerde kuşlar ile çağırayım Mevlam seni. Sular dibi mahi ile, sahralarda ahu ile, abdal olup yahu ile çağırayım Mevlam seni. Gökyüzünde İsa ile, Tur Dağı'nda Musa ile, elimdeki asa ile çağırayım Mevlam seni. Derdi okuş Eyyub ile, gözü yaşlı Yakub ile, ol Muhammed Mahbub ile, çağırayım Mevlam seni. Bilmişim dünya halini, terk ettim kıyılık halini, baş açık ayak yalını, çağırayım Mevlam seni. Yunus okur diller ile, ol kumru bülbüller ile, hakkı seven kullar ile, çağırayım Mevlam seni.
Hepsi ve daha fazlası TRT Diyanet ekranlarında. Değerli izleyicilerimiz, birlikteliğimize devam ediyoruz. Kıymetli hocamız Doktor Sayın Hüseyin Kayapınar Beyefendi bizleri bilgilendirmeye devam ediyorlar. Ankara'ya dönüyoruz hocam. Kübra Doğan hanımefendi hattımızda. Hoş geldiniz Kübra Hanım. Ankara'ya selamlar. Aleykümselam, merhabalar. Merhaba. Hocama benim bir sorum olacak. Buyurun. Hocam, merhabalar. Evet, merhabalar. Ben daha önce bir adak adamıştım. Kısa sürede de dileğim gerçekleşti. Kurban olarak adamıştım adamı. Evet. Bir fakire vereceğim parasını benim yerime kurban kessinler diye. Bunu anında gerçekleştirmem mi gerekir, yoksa 2 ay sonra kurban bayramı nasılsa diyorum. O zaman göndersem parayı, versem fakire, yerine geçer mi adam ve onlar için de kurban kesmiş gibi olur mu? Evet. Peki. Bunu soralım istiyorum ben. Peki, teşekkür ediyoruz. Kolay gelsin. Ankara'ya selamlar. Sağ ol. Sağ ol. Evet. Adak kurbanının bir kesilmesi için belli bir zaman şartı yok. Yani o eğer adağı bir şeye bağlamışsa, ki bağlamış, o gerçekleştirdikten sonra istediği zaman kesebilir. Yani şimdi de kesebilir, 2 ay sonra da kesebilir. Bir fakire para verme değil, para vererek olmaz, ancak vekalet verebilir. Yani diyebilir ki fakire, sen benim adıma şu kurbanı kes. Ve o da o kurbanı kesecek. Kesmesi gerekiyor, kesecek. Ve o kurbanı şeylere yedirmeyecek, zenginlere yedirmeyecek. Yani o fakir de olsa zengine yedirmeyecek. Çünkü o kurban her ne kadar fakire vermişse de şeyin malı, bu adak sahibinin. Ancak şu var. Mesela bir kişi kestiği kurbanın etini, yani adak kurbanının etini birçok kişiye vermek zorunda mıdır? Yoksa tek fakire verebilir mi? Olduğu gibi komple. Vermesinde bir engel yok bence. Şimdi burada fakire verirken, al bu para senin, sen bununla kendine bir kurban kes dediği zaman olmaz. Kurban alıp versin. Ha, kurban alıp verebilir. Bunu sen kes benim adıma, veya para verir. Seni ben vekil tayin ettim. Sen benim adıma kurban al, kes der. Ve o senin olsun ondan sonra. Bağışla adıma yani. Kes ve senin olsun derimse artık o fakirin olur, onu oradan istifade edebilir. Ama bu şekilde kesilen kurban, fakir adına da kurban kesilmiş sayılmaz. Sadece bu hanımefendinin adağı yerine gelmiş olur. Kurban bayramında diyelim kendine vacip olan bir kurban... Fark etmez. Onun yerine geçer mi? Onu anlatmak istiyorum. Hanımefendi bir daha kendisine kurban kesmesi lazım değil mi? Zaten o fakirse kendine kurban vacip değil. Kesecek olan. Eğer kendisi kurban vacip değil, kesmesi gerekmiyor zaten. Doğru. Eğer yok kurban kesecek durumdaysa ona veremez zaten o da kurbanı. Çünkü fakire verilmesi lazım. Fakire yedirilmesi lazım. Varsın fakir olsun canım. O da bizim hiç olmasa bir kurban da kesmiş olsun. Ha, o kendi adına kurban kesmiş olmaz. Bu adak sahibi adına kurban kesmiş olur. Evet. Dikkat ediyoruz. Efendim, İstanbul'a dönüyoruz. Aslında önemli bir mesele hocam bu kurban adak meselesi. Evet. Devamlı çünkü karşılaştığımız sorulardan bir tanesiydi. Çok. İstanbul'dan izleyicimiz hazır. Hoş geldiniz. İyi akşamlar İstanbul'a, selamlar. İyi akşamlar efendim. Selamünaleyküm. Aleykümselam ve rahmetullah. Hocam benim bir sorum olacaktı. Hanefi ve Şafii mezhebine göre... Hı. Erkeklerin nişan parmağına yüzük takması caiz mi acaba? Peki, soralım. Teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar diliyoruz İstanbul'a. İyi akşamlar, selamlar. Canım, evet, yüzük diyor. Şimdi parmağa yüzük takmakta bir sakınca yok. Bu Hanefi Şafii diye bir ayrım yok. Burada önemli olan yüzüğün neden yapıldığıdır. Maddesi önemli. Yani. Ham maddesi, ana maddesi önemlidir. Şimdi... Erkeklerin altın ve ipek kullanmaları yasaklanmış Müslümanlar olarak. Yani Peygamber Efendimiz bunu yasaklanmış. Altın ve ipek erkeklere haram, bayanlara helal. Ümmetimin erkeklerine helaldir. Hazane halalani li haramani li zukuru ümmeti ve halalani li inasi ümmeti. Yani bu ikisi benim ümmetimin erkeklerine haram,
kadınlarla helaldir. Bunu Peygamber Efendimiz buyurmuş. Ve bu hadise istinaden, ki başkaları da var, İslam alimleri ittifakla erkeklerin altın takıydı, süs eşyasıydı vesaire kullanamayacaklarını söylüyorlar. Şeyin de aynı şekilde, ipeğin de. Ancak ipeğin işte şöyle bir kısa, bu kravat ağırlığı kalınlığında falan bir şey yakaya alem olarak bir, o olabileceğini söylüyorlar. Ama İslam alimleri son zamanlarda özellikle bu nişan yüzüğüyle ilgili olarak biraz böyle bir yumuşama içinde olan alimler var. Tabii hepsi değil, herkes değil. Yani kimi alimler diyorlar ki asla olamaz. Yani ne amaç doğrusu olsun erkek altın kullanamaz. Yaka iğnesi de olsa olmaz, kravat iğnesi de olsa olmaz. Efendim, kol düğmesi de olsa olmaz. Kol düğmesi olsa olmaz. Saat de olsa olmaz. Her şey, hiçbir yüzük de olmaz. Ama işte dediğim gibi zamanımızdaki bazı İslam alimleri o ipekteki o alem az bir şeye müsaade ediliyor ya, ona kıyas ederek böyle küçük olan o nişan yüzüklerinin evlilik takılabileceğini söylüyorlar. Bu bizim Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınları arasında, ki o hayli eskidir, yani Cumhuriyet'in döneminin en eski yayınlarıdır bunlar. Bir Tecrid-i Sarih tercümesi var bizim. Hatta o ilk baskıları daha eski harflerle basılmış, ilk ciltleri. Daha harf devrimi yapılmamışmış. O Tecrid-i Sarih, Babanzade Ahmet Naim diye rahmetli bir zat başlamış. Allah rahmet eylesin. Sonra Kamil Miras, Profesör Kamil Miras devam ettirmiş. Bu bölümü Kamil Miras yazmış. O orada, işte bu bir şeydir, hatıradır. İnsanların önemli bir gününün hatırlanma vesilesidir. Ve bunda herhangi bir böbürlenme, kibirlenme, efendim malı işte şey yapma, muattal bırakma vesaire gibi bir şey yoktur. Bu kadarcık bir şey dinen affedilir. Bu takılabilir demişler. Yani demek ki bak iki tane görüşten hareketle veya iki dayanaktan hareketle buna diyen, yani altın şey nişan yüzüğüne caiz diyen alimler olmuş. Evet. Birisinin şey dayanağı demin söylediğim gibi o alem olan ipeğe kıyas. Birisi de işte bu bir hatıradır, çok önemli olan bir şey değildir vesaire buna. Ha, altınla ilgili şeyler bunlar. Yüzük konusunda problem yok. Genel manada gümüş yüzük vesaire. Problem yok ama şöyle de zannedilmesin. Bazıları da zannediyorlar ki gümüş yüzük takmak sünnet. Hayır, alakası yok. Yani gümüş yüzük takmak sünnet falan değil. Peygamberimiz takmış efendim, takmış doğru. Niye takmış? Bir maslahat vardı yani. Ama bir maslahat var. Mühür varmış onun yüzüğünün Muhammed kaşında. Muhammed Resulullah yazıyor. He. O zaten şu anda da hala var ya o şeyler. Doğru. He. O mühür olduğu için onu parmağında taşımış o. Allah Resulü Muhammed. Yoksa aslında diyorlar ki bizim bazı kaynaklarımız, mesela İbn Abidin'den zaman zaman bahsederiz. Orada söyler o. Eğer bir zorunluluk yoksa, erkeklerin gümüşten de olsa yüzük takmaları uygun değildir. He, ama takarsa takıyor aslında. Uygun olmasa da takmış. Ha, yüzük parmağına takabilir mi? Takabilir. Herhangi bir şey yok. Engel yok. Peki. Küçük parmağına da takabilir. Serçe parmağına da takabilir. Öyle mi hocam yani? Yani bir şey yok. Peki. Yüzük küçükse ne yapsın? Parmağını mı inceltsin? Küçük parmağına takar. Efendim Isparta'ya dönüyoruz. İyi akşamlar, hoş geldiniz. Isparta'ya selamlar, hayırlı Ramazanlar diliyoruz efendim. İyi akşamlar, teşekkür ediyorum. Hayırlı buyurun. Ramazanlar. Sağ olun. Size de. İki tane sorum olacaktı hocama. Buyurun efendim. Allah razı olsun. Hocam, 5 yıl evli kaldım. 2 yıldır da ayrıyım. 4 yaşında bir kız çocuğum var. Eşimin ailesinin hiçbir desteğini görmedim. Hani boşansın diyor oğlumuz, ellerinden geleni ardına koymadılar yani hocam. Evet. En sonunda da ayrıldım. 2 yıl oldu. 1 yıldır da çocuğun babası görmek istiyor. Ailesi eşimin hiç görmedi torununu. Hı. Yani hiç tanımazlar, sevmezler. Hiç ne ararlar ne sorar ne merak ederler hocam. Evet efendim. Boşandınız mı? Evet, 2 yıl oldu ayrılalı. Evet. Şu anda 1 yıldır babası tekrardan görmek istiyor çocuğumu. Ben de vicdanım el vermiyor. Bir yere götürüyorum, müsait bir parka falan, orada çocuğumu görüyor babası. Ama benim vicdanım rahat değil hocam. Yani ben 4-5 yıl o kadar bunların eziyetini gördüm. Ailesinden hiçbir destek görmedim. Şu anda da daha babasına götürdüğümü doğru mu yapıyorum, yanlış mı yapıyorum? Şu anda eski eşim diyor ki hani her şey yeniden başlayabiliriz. Eğer ki bana bir fırsat verirsen, yani
vermeli miyim hocam? Affetmeli miyim? Affetmemeli miyim? Başkasıyla evlendi mi eşin? Yok, evli değil hocam. Hı. Evlenmedi. Evet. Peki. O yüzden efendim. Bu soru bir. Evet, soru bir. Hocam bir de benim babam kumar oynuyor. Oynuyordu hocam. Kim? Eşin. Babası çocukluğumuzdan hocam. Beri, babası. Evet, çocukluğumuzdan beri bunu bayağı bir biz çektik. Daha hala oynuyor. Evimizde daha doğrusu huzur yok. Yani kardeşlerim birbirlerine küs. Evet. Hep bir beraber oturup sofraya yemek yemiyoruz hocam. Ne Ramazan geldiğini bilebiliyoruz, ne bayram geldiğini bilebiliyoruz. Yediğimiz, yani çocukken babamız tarafından haram yedirildik. O yüzden mi bu duruma geldik hocam? Yok. Anlayamıyorum. Yani soruyorum, büyüklerime soruyorum. Namazımızı kılıyoruz, orucumuzu tutuyoruz. Allah'a çok şükür. Ama bir huzur bulamıyoruz hocam. Evet efendim. Hocamıza yani sizden bir hocamın tavsiyesini çok alalım. Evet. Birinci soruyla ilgili olarak tamam değil mi? Şey peki oldu. Hanımefendi evet, teşekkür ediyor. Estağfurullah. Afiyet diliyoruz. Allah razı olsun. Allah hayırlar nasip etsin, hayırlı çıkışlar nasip etsin. Isparta'ya selamlar efendim. Bu sıkıntılardan kurtarsın insanlar inşallah. Kolay değil yani. Demişler ki işte yetime güldün mü diye de bir defa bir gülümsediydim demiş. Bazı insanlar böyle oluyor. Yani aileden de sıkıntı çekiyor. Sonra evlilik hayatlarından da sıkıntı çekiyor. Sabretsinler, onun karşılığını alsınlar, dua etsinler. Allah inşallah o sıkıntıları giderir. Mutlu, mesut bir imkan, yuva kurmalarına tekrar Allah izin verir. İnşallah kalpleri yumuşar. Şimdi bir defa bu çocuğu babasının görme hakkı var tabii. Yani babasına gösterecek. 5 yıl buna işte çok sıkıntı yapmışlar. O geçmiş o yapmışlar ama o çocuğun, babanın o çocuğunu görmesini, o çocuğun babayı tanıması, baba şefkatinden mahrum kalmasını gerektirmez. Ki o ihtiyacı da var. Yani şimdi yani babaya yetimin, baba başkaları baba derken onun ne çektiğini yetimler biliyor. Çevremizde de bu durumda olan insanlar var tabii. Şimdi dolayısıyla bu babasına engel olamaz. Onu görecek. Ha, tekrar evlenmek istiyormuş, ne yapayım diyor. Valla orada ben bir şey diyemem. Evet. Orada tabii kendisi ölçecek, biçecek. Gerçekten mesela aileden uzak bir yere gitmesi gerekir. Ki anlattığı kadarıyla bir tabii bir bizim algıladığımız şey, eşinin ailesi bunlara yine huzur vermeyebilir. Eğer öyle bir şey yapacaksa hiç boşuna tekrar bir şeye girmesinler. Ama bir başka eşi ben aileme, çoluk çocuğuma sahip çıkarım falan diyorsa o tabii kendisi bileceği bir iştir. Ama tavsiyem şu, tabii bu insan yalnız yaşayamaz. Evladı var. Ve zaten evlerinde de baba evinde de huzur yokmuş. Uygun birisiyle, o eski kocası da olabilir, bir başkası da olabilir, hayatını birleştirip bundan sonraki hayatında inşallah mutlu olur. Evet. Şimdi babası kumar oynuyormuş, Allah kurtarsın. En büyük tiryakiliklerden, en büyük şeylerden birisi bu. Bela ya. Çok bela. Şimdi sigara tiryakiliğinden daha fena diyorlar bunu. Hatta bir arkadaşımız bir şey anlatmıştı. Kumarbaz, kumar oynamayayım diye bileğinden elini kestirmiş. Pişman istemiyor adam ama nefis dürtüyor, duramıyor. Buradan kestirmiş. Ki kağıda şey yapamayayım diye. Tabii bu bir, bana anlattılar ne kadar doğru. Fakat duramamış, o şey protez el yaptırıp yine oynamış. Nasıl yaptılarsa. Yani böyle bir bela bu. Allah kurtarsın, Allah kimseyi de düşürmesin. Gençlerimize de tavsiyemiz olsun. O mahallelerden uzak dursunlar. Yani ufak tefek meseleler de bu yola sevk edilir. Başlarına gelen bu sıkıntıların babalarının yedirdiği haramdan kaynaklanıyor olabilir mi onu bilemiyorum. Tabii bunlar çocukken elbette babalar besleyecek bunları. Ama bir başkasının suçu yüzünden de herhalde Allah bunları cezalandırmaz. Eğer bir ceza hak ediyorsa burada o haramı kazanan hak ediyor demektir. Yani bundan değildir ama tahmin ediyorum. Tabii sonuçlu Allah bilir her şeyi. En azından bizler evlatlarımıza helal lokma. Tabii o lazım. Evet. İstanbul'a dönüyoruz. Volkan Bey hattımızdalar. Hoş geldiniz. İyi akşamlar. Volkan Bey İstanbul'a tekrar selamlar. Selamun aleyküm. Aleyküm selam ve rahmetullah. Buyurun efendim. Ben
Ben hocaya 3 tane soru soracağım da. Buyurunuz, sor bakalım. Programın sonundayız, biraz hızlı efendim. Ben engelliyim. 11 yaşından bu yıl tedavi görüyorum. Evet. Ne engeli? Mizah bozukluğu bir. Bir de hocam şeker hastasıyım. Hı. Günde 4 defa insülin vuruluyorum. Evet. Yine vurulduğum için orucumu tutamıyorum. Çok da tutmak istiyorum da tutamıyorum hocam. Hı. Evet. Bir de hocam ben oruç tutamıyorum. Mesela ben sigarayı çok içiyorum. Balkona çıktığım için birisi bana dedi ki, ya diyor sen niye orucunu tutamıyorsun? Dedim ki ben hastayım. Günde 4 sefer insülin. Bana diyor ki sen kaza yapabilirsin. Ama tutmak istiyorum, tutamıyorum. Niye tutamıyorsun? Sebep ne? Hocam ben günde 4 sefer insülin vururum. Tamam, sabah. Onu anlatacağız. Onu anlatacağız. Başka bir sebebi var mı insülinden başka? İnsülinden başka hocam yani ben çok yere doktora gittim. Sigarayı bırakmak istiyorum, bırakamıyorum. O nedir? Sigarayı içtiğim neden ben 20 yaşında, bu yani 28 yaşındayım, içmiyordum. Ben Bakırköy Devlet Hastanesi'ne yaptım. Evet. Orada alıştım. Ondan sonra bırakamadım. Çok istiyorum bırakmaya ama bırakamıyorum. Bu tiryakilik size biraz daha sebep oluyor. Evet. Oruç tutmanıza tamam, engel oluyor. Başka var mı sorun? Başka sorum yok. İyi cumalar. Çok teşekkür ediyoruz Volkan Bey. Afiyet diliyoruz. İstanbul'a selamlar. Şimdi Allah şifa versin. Evet. Bu şeker hastası insülin vuruluyor. İğne orucu bozmuyor. Bu insülin iğnesi orucu bozmuyor. Eğer oruç tuttuğu takdirde ve o iğneyi yaptığı takdirde başka sıkıntı olmuyor ise, yani şeker düşmesi, şeker yükselmesi vesaire bir şeyler oluyor bu hastalarda. Eğer böyle bir şey yoksa orucunu tutabilir. Yani insülin vuruyorum, dolayısıyla benim orucum bozulur düşüncesiyle orucu terk etmemeli insanlar. İnsülin vurarak da oruç tutabilirler. Eğer ama dediğim gibi başka şey yoksa. Başka rahatsızlıklara sebep olacak. Bazen oluyor şimdi. İnsülin vuruyor ama mesela aç kaldığı zaman şekeri düşüyor. Bu sefer rahatsızlaşıyor. Doğru. Ha, böyle durum varsa tutmayabilir tabii. Ama öyle yok. İnsülin yapınlık vurunca kurtarıyor işi. O zaman tutmalı. Peki. Tabii bu çok sigara içiyormuş. Biraz aslında da oruç tutmak biraz da sigarayı azaltmaya da vesile olabilir. Bırakmak için muhteşem bir fırsat. Tabii muhteşem bir fırsat. Bir de balkona çıkıp içiyorum diyor ya, mümkün mertebe böyle el tutamıyorsa da herkese göstermeden böyle ihtiyaçlarını temin etmeliler oruç tutanlar, tutmayanlar. Yani oruca aykırı olan hareketlerini yemek, içme, sigara başkalarına göstermeden yapmalılar, oruç tutmayanlar veya tutamayanlar. Evet. Efendim, programın artık son 2-3 dakikasındayız. Gelen sorulardan bir tanesi şu, Begüm Akdoğanlar sormuşlar. Bir aileden iki kişi aynı insana oruç fidyesi verebilir mi? Verebilir. Bunda bir sakınca yok. Yani fakir olduğuna göre bu insan, iki kişi de, üç kişi de, beş kişi de verebilir. Yani aynı kişiye birden çok insan zekat verebilir. Ancak burada şöyle bir durum var. Zekat verme konusunda Hanefi mezhebinin görüşü olarak, zekat verdiğimiz zaman muhatabımız, verdiğimiz kişiyi zengin edecek ölçünün altında olması lazım. Yani adam evet, 80 gram altın değerindeki bir malını veya parasını bir yoksula verebilir. Yani Şafii mezhebinde durum biraz daha farklı. Onlar daha da olaya geniş bakıyorlar. O yoksulun ihtiyacı ne kadarsa, o ihtiyacını nisabı assa bile o ihtiyacı karşılayacak kadar zekat verilebilir Şafii mezhebinde. Efendim teşekkür ediyoruz. Bugün de İlminizde bizleri aydınlattınız. Afiyet diliyoruz. Sizlere tüm izleyicilerimiz adına teşekkür ediyoruz. Sağ olun, sıhhat teşekkür diliyoruz. Ediyoruz. Huzurlarınızdan ayrılıyoruz efendim. İyi akşamlar.